arkadaşlar, iyi misiniz? Keyifler. Doktoriz! Merhabalar. Sanıyorum ki iyisiniz. Sanıyorum ki iyisiniz. Neden? Neden? Çünkü sınavlarınız ertelenmiş. İptal değil. Öncelikle onu söyleyelim. İptal değil, sınavlarınız ertelenmiş. Lisedekiler. Doğru biliyorum değil mi? Doğru mudur? Doğrudur değil mi efendim? Sanıyorum ki doğrudur. Ha iyi, hadi hayırlı uğurlu olsun. Konuştuk. Çok sevgili Ziya Selçuk'la belli ki izleyicimiz. Sevgili Ziya Selçuk Bey, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yayınları izliyorsanız abone olun bir zahmet. Size o kadar bakansınız insan. Şurada abone olur. Yanılıyor muyum? Kahve makinem bozuldu ve canım çok sıkıldı. 5 saatte yapıyor bir fincan kahveyi. Daha şuna bakın, yarısına kadar yaptı bak. Bak görüyor musun, yarısına kadar doldu. Mükemmel kupam için yayını kaydırabilirsin. Yılbaşı yayınındaki aksesuarlarım geldi. Üstüme ne giyeceğim geldi. Üstüme değil daha doğrusu. Şimdi biliyorsunuz ki benim belden aşağımı hiç görmediğiniz için. Hani sadece kafamı gördüğünüz için kendime kafa aksesuarı aldım. Ya göstereyim. Göstereyim, sürpriz olmasın. Göstereyim, ben kudururum öyle. Beni uyumak istiyorsunuz. Bekleyin, hemen geliyorum. Bir saniye. Bu sadece bir tanesi. Bunu tam 12'ye girerken takacağım. Bu, bak şurada ağzım, normalde bu çocuklar için. Normalde aslında ağzımın şuraya gelmesi lazım. Ama daha küçük suratlılar ve küçük burunlular için yapmışlar bunu. Bu bana tam olmuyor. Bunu tam 12'ye girerken takacağım. Diğerlerini göstermem. Yayın boyunca ne takacağımı göstermeyeyim. O beklesin. Şu Tolga Çevik One Set 7'ye bir bakalım efendim. Vallahi taksiyle gidelim. Kur'an şap. Oğlum taksi. Ya şok video. Ne düştü? Dişin mi düştü? Yok. Prostatım tepti. Ne o? Kardeşim aşağı sarkan ne? Ha. Bilmiyorum. Genetik olarak mümkün değil. Çocuğun arkasından bir şey sarkıyor. Pardon. 10 dakikan var. Bunun bir sebebi var. Açıkla şu an. İşte onu anlatıyordum. Bu işte bir bitkiniği var. Açıkla. Şimdi hayatım metresimin işi çıktı. Ben direkt gireyim, konuya uzatayım. Burnum diye ağla. Ya Allah'ım, hayal bir düşünsene, bir gün böyle eşin eve geliyor ve şey diyor, niye erken geldin? O da diyor ki ya metresimin işi vardı da biz ondan erken geldik. İki güler yüz göster ya. Dünyanın en saçma muhabbeti. Maskeyi çıkarttırman lazım, son bir dakika. Hocam kaşıntı yaptı zaten, çıkaralım. Lütfen. Pardon. Bence kıyafet komple kaşındırır zaten. Tolgacık. Çıkayım. Tolgacık, özür diliyorum. Ben pardon, vallahi git anladım. Oğlum. Ya böyle kostüm buldum yılbaşı için ama teslim tarihi, yani böyle tombul Noel Baba ama teslim tarihi ta öbür ay. Hayır, yokum eksende. Kimler gidiyor bu eksene? Allah aşkına. Eksene, eksen Acun yazalım. Böyle çıkar. Şeref Bey. Aa. Kimler var? Haluk Bilginer, Songül Öden ve Şükran Ovalı gibi başarılı oyuncuların yer aldığı 10 bölümlük dizinin yönetmen koltuğuna Onur Ünlü oturacak. Konuşanlar. Bu yıl YouTube'da Konuşanlar isimli programıyla hızlı yükselişe geçen Hasan Can Kaya da yoluna eksenle devam edecek gibi. Allah, kim var? Beyaz Yiğit ve Kıvanç Kılıç için yer aldığı bir komedi dizisi de platformda yer alacak. Talk Show filtresiz. Televizyonda severek izlediğimiz Tolga Çevik'in sunduğu show programı Talk Show'da filtresiz haliyle izleyiciyle buluşacak. Sihirli Annem. Hayır ya. Küçükken severek izlediğimiz, televizyonun başından bir olsun bile ayrılmadığımız Sihirli Annem dizisi de yeni kadrosuyla miniklerle yeniden kavuşacak. Nerede Betüş? Betüş nerede? Zeynep Bastık ve konukları. Zeynep Bastık'ı da ünlü isimleri konuk edeceği bir müzik programıyla izleyeceğiz. Burak Sanlı ve Kıvanç Özkön'ü de bilim ve illüzyonu buluşturdukları programda bir araya gelecek. Astrolojik şifre işte. İşte sırf ben bunun için giderim. Ben gittim bile. Yine hadi birbirimize şöyle yakınlaşacağımız güzel bir yayın olsun inşallah. Birbirimizi üzmeyeceğiz. Güzel. Oğlum oyun daha da karanlık olmuş. Pardon, ben kendim eğleniyordum. Bugün iyice karanlık olmuş yavrum. Biz bu eve hiç gelmedik ki. Oğlum bölüm işte oğlum. Tamam, açıklık Allah. Bir yerde bıraktık. Oğlum içeriden öyle bir geldin ki aklım çıktı. Allah belanı. Hiçbir fikrim evleri yok. Evleri inceleyeceğiz işte, ne oluyor ne bileyim. Harun. Mehmet, senin arkada bir şey kıpırışıyor. Gerçek hayatta ama. Oğlum. Ebel o ne? Neredesin sen? Evet, şey ne tam olarak? Ne oluyor? Burada mı bekleyeceğiz? Garmin mi?
çıkarım. Ay çok dibime girmeyin arkadaşlar. Ben çok dibime girince korkuyorum. Kaşıntı tuttu ben. Ha böyle bir tırsardım. 23 level oldum hala ürperiyorum. Nasıl olabiliyor? Oğlum bak bir şey diyeceğim. İçip içip buraya niye bıraktın? Bıdı. Orada bir sürü mü? Orada çarşaf düştü. Sağdaki çarşaf kendi kendine düştü. Kendine şak diye düştü. Kendi kendine gitti. Bacılar kardeşler iyi misiniz? Keyifler. Ne yaptınız? Nasılsınız? İyi misiniz? Neler yaptınız? Aman canım, durun sizden göreceğim abonelerin yanaklarımı var. Selamlar efendim. Çoğu yaptım, nasıl olmuş? Bir tane videoda gördüm. Ben de özendim, dedim ki yapayım. Aslında önden iki tane de perçem bıraktım ama perçem bırakınca korkunç durduğu için onları arkaya geri atmak durumunda kaldım. Tekrardan. Nasıl olmuş, iyi mi? İyi herhalde değil mi? İyi. Ben de beğendim, benim de hoşuma gitti. Kulaklığı çıkartınca kulaklarımın sivriliği ortaya çıkıyor, daha da mutlu oluyorum. Göstereyim mi? Göstereyim mi? Ha? Gösteriyorum. Bakın. Kulaklarıma bak. Ay bu arada. Bakmadım yayında bakarız diye. Bakmadım. Oyunun yıldızlarında da ödül almışız sanıyorum ki. Bir tane ödül almışız. Değil mi? Değil mi? Allah'ım teşekkür ediyorum beni kadın olarak yarattığın için. Yoksa ödül alamayacaktım. Çok teşekkür. Yoksa yani hiçbir şey alamıyorduk. Gerçekten güzel Allah'ım. Çok teşekkür ederim. Canım Allah'ım iyi ki varsın. İyi ki varsın. Çok teşekkür ederim. Ben bilmeyenler için de ben spoiler'ı vermiş oldum o zaman. Bilmeyenler için de ben spoiler'ı bir şekilde söylemiş oldum. Teşekkür ediyorum. Bütün bir sene boyunca izlediğiniz için, ciddiye aldığınız için, bir şekilde yayınların bu kadar güzel geçmesini sağladınız ve her gün yayın açmam konusunda teşvik ettiğiniz için ben sizlere çok çok teşekkür ederim. Sadece sablara değil bu arada. Sevgili Pelinyonlar sizlere de ayrı ayrı teşekkür ediyorum efendim. Başka ne diyecektim? Başka diyecek hiçbir şey yok. Bitti. Konu bitti burada. Konu burada bitti. Efendim Hurdacı 100 bits gönderip bir tane YouTube linki atmış. Nedir bu? Kardeşim kabul edin ya. En iyisi bu değil. En iyisi sonsuza kadar. Bu ya. En iyisi bu. Ya. Siz son Funny Moments'ın girişini gördünüz mü peki? Allah aşkına ya. Efsane ya. Hypoktes ne yaptın Allah'ını seversen? Merhaba, bu yıl üçüncüsü düzenlenen oyun yıldızlarına hoş geldiniz. Çünkü malum koşullar sebebiyle şu anda stüdyomuzda kimse yok. Oyunlar hakkında çok böyle iç açıcı bilgiler veremeyebilirim. Zaten izleyicilerimiz de benden öyle bir şey beklemiyorlardır diye düşünüyorum. Senin tatlılığın yeter ya. Ben bir gamer eşi olarak. Onun gamer eşi olarak. Zaten yayınlardan tanıyorsun. Yayıncıları hepsini çok çok iyi tanıyorum. İzlemişliğim de var yayınlarını tabii ki de. 10 dakika 15 dakika gibi bir rakamda izlemişlerim diye düşünüyorum. Yaptığım şeyleri belki de kim insan çok garip derdi onların yaş grubundaki ama her zaman beni anlayışla karşılıyorlar. Uzun gözüküyorum ha. Kendi gözüm bu. Önümü göremiyoruz. Bütün güçlü kadınlar için alıyorum dedim. Çok güzel. Hayırlı uğurlu olsun tekrardan efendim. Hangi oldu? Kategoride kim kazanırsa. Batuhan Video Oyun Bozkan, Pelin Teşekkürler. Kipin, Baynazoğlu, Ahmet Cahreyn Sonuç, Kemalcan Kendine Müzisyen Parlak, Can Sungur, Tuğkan, Elren, Gönül Taş. Yani doğru aslında buradaki herkes gerçekten farklı oyunlar oynuyor. Elbette listemize giremeyen birçok farklı oynayan yayıncı oyun oynayan yayıncı muhakkak. Var. Ama ne yazık ki listemiz sadece 1-2-3-6 sayamadım. 6 kişiden oluşuyor. Yapacak bir şey yok. Şimdi burada kim almıştır diyeceğim ama artık demeyeyim bunu. Şimdi bunu bir yorum yapabilmem için bütün herkesin yayınlarını sürekli izliyorum. Az önce dedi herkesi izliyorum dedi. İzliyorum ama İzlemiyor. Böyle... Ama 10 dakika! Mesela burada farklı oyunlar oynadığı zaman keyif aldığım iki isim var. Yani bana hitap eden tabii bu herkesin zevkleri farklı. Kim? Birisi Batuhan Video Oyun Bozkan. Çünkü oyunla ilgili ve o yani programcı da olduğu için bir de yani güzel yorumları var bu konularda. Bir de oyunu oynarken çok eğlendirdiği için Pelin Pilkoy'un Baynazoğlu yani ikisini. Pelin. Evet yeni bir oyun varsa.
Ya selam olsun. Hatta dün gece mesela hiç bilmediğim bir oyunu oynuyordu. Hemen ondan izlemek hoşuma gidiyor. Bak, doğru. Pelin'i ne zaman açsan farklı bir oyun. Ay çok teşekkür ederim. Bakalım. Sağ olsunlar. Yılın farklı oyunlar yayıncısı kim oldu? Kimi? Batuhan video oyun. Çevirmeseydin önce ezberleseydin sen ismini. Ya Murat abi Pelin'i ne zaman açsam farklı oyun oynuyor diyor zaten aynı oyunu hep görsem farklı sana. Ya kıyamam demesene öyle. Bizim tabii ki de bu arada gördüğünüz gibi eyvallah yaptığımız görseliniz var. Şimdi bir kez daha ben söyleyeyim. Pelin Piyukun. Piyukun, piyukun, piyukun. Piyukun, piyukun. Wait a minute. It's a chapa. Dün gece evdeyken dedim ki bak gel dedim. Şu yayıncıların isimlerine bakalım dedim. Tamam mı? Ha, Piyukun'u söyledim mi? Söyledi. Piyukun değil yani. Piyukun yapıyor. Ben zaten Piyukun diyorum dedi. Peki tam hayır, karışmıyorum dedim alıştığı sonuç. Fırat diyor ki Piyukun. Piyukun diye bir şey ya. Var. Piyukun ya. Önce sana heceler gidiyorsun. Piyukun. Piyukun. Allah Allah. Piyukun. Teşekkürler. Yani çok sevgili Leyli Gül doğru okuyor. Kendisi doğru okuyor. Ama sadece iş ve iş arkadaşlarım ve izleyicilerim bana mügemin der. Onu da söylemiş oldum. Teşekkürler. Bakalım ödülümüz kime gidiyor? Acaba geçen seneki şampiyon değil. Geçen seneki kazananımız Piyukun'a mı gidiyor yoksa yepyeni bir kazananımız mı var? Kazananımız mı var? Bütün adayları tebrik ediyorum ama Pelin Piyukun Baynazoğlu'nu ekstra tebrik ediyorum. Yine Piyukun dedim. Piyukun dedim. Neyse. Pelin seni seviyorum biliyorsun. Tebrik ediyoruz. Açıyoruz. Burada bir... Teşekkür ederim. Teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Benim için her şeyi daha güzel kıldığınız için. Sağ olun. Teşekkür ederim. Benim ödülüm sizlersiniz. Bacılar, kardeşler iyi misiniz? Keyifler. Ne yaptınız? Ne yaptınız? Neler yaptınız ben? Bu aralar Netflix'e çok takılıyorum ve çok mutluyum. Çünkü full bana göre içerikler. Full öpüşme, full entrika, full dedikodu. O kadar güzel yeni içerikler var ki bayıldım. Bayıldım ya. Cinayet. O kadar güzel ki her şey. Bir sürü öpüşmeli. Yeni şeyler var. Gerçekten şeye başladı. Bridgerton. Kesin izliyorsunuzdur. İzleyenler vardır muhakkak ki. İzliyor musunuz? Ay çok güzel, çok mutluyum gerçekten. Ya ben Gossip Girl, Gossip Girl'ü 1 milyon kere izleyip tekrardan bitirdiğim için. Drain izledin mi? Hayır, Drain izlemedim. O da mı öyle? Aa, onu hiç bilmiyorum. Bunu gerçekten hiç bilmiyorum. Eğer varsa Netflix'iniz gidin şey izleyin. The Crown'u da bitirdim ben. Ah bebeğim, bana hiç The Crown demeyin. Benim annem bana hamileyken sürekli olarak bir kadının işte gazeteden fotoğraflarına bakıyormuş. Dergilerden fotoğraflarına bakıyormuş ve şeyi çok istiyormuş. Ya keşke kızım ona benzese, keşke kızım onun gibi olsa diye aşırı aşırı istiyormuş. Bilin bakalım kim bu? Lady Diana efendim. Annemin gerçekten benzememi en istediği şahıs kendisi. Şimdi biliyorsunuz The Crown'un son sezonunda da, bu arada ben hiç benzemiyorum kendisine. Keşke anacığım doğru yere baksaydı. Yani hiç mi benzemez bir insan? Çok güzel, çok zarif bir kadın zaten. Ben babama benziyorum kesinlikle. Kim mi incitti? Başlık ondan değil ki. Ya başlık ondan. Başlık şundan. Bak şimdi. Bak bundan. Bak başlık bundan geliyor. Ben incinmedim. Sonra gideceydin. Ne yaptın ya? İncinmişsin dedi. Ne dedi? İncinmişsin dedi. O ne demek? Okumuş kadın. Hayatı ısıkmış da diyemedi. İncinmişsin dedi. Hasan abi bugün... İncinmişsin dedi. Hasan abim ya. Hasan abi seni düzenler, seni incitenler utansın. Bak başka hiçbir şey demiyorum. Seni incitenler utansın Hasan abim. Ahmet C'ye Artmood efendim 10 lira göndermiş. Abla evinin maketini yaptım. Bunu yolladın ama ben sana dedim ya. Ben bayağı odayımı yaptın. Sen odamı mı yaptın? Ben sana ne diyeyim ki şimdi? Keşke şöyle bir yeteneğimiz olsa ya.
Onu yamuk taksan da söylesin ya, hakikaten yamuk o. Yani şu anda ben inanamıyorum lan. Yani gerçekten inanamıyorum ama. Yani nasıl ya? Abla yamuk. Arkadaşlar artık o da vlog gelmez çünkü gelmiş. Bacılar, kardeşler iyi misiniz? Keyifler. Stop stres! Merhabalar efendim, merhabalar merhaba. Kreasyonum bugün yılbaşı ağacı şey. Bugün yılbaşı değil, yılbaşı ağacı değil sadece. Bugün arka planı konfetiz. Bak yastık kılıflarımı falan koydum. Bugün hepsi tertemiz. Yıkandı, kurutuldu. Bak, yıkandı, kurutuldu. Hepsi duruyor. Aha yanda da şeylerim var, süslerim var. Her şey hazır. Azıcık şöyle döndüreceğiz. Birkaç dakika sonra daha sonrasında oturacağız, süslememizi yapacağız. Aa, ağacımın boyuna 1.80 diyorlar. Bunu nasıl açacağız? Hiçbir fikrim yok. Gerçekten hiçbir fikrim yok. Üzerine süs diye şunları aldım. Bunlardan kopuk çıkmadı. Normalde buna ağacın etrafına bunu sararsın ya. Bütün bunu nasıl saracağız bilmiyorum artık. Nasıl saracağız biz bunu? Nasıl sarılacak bu? Ben bugün AVM'ye gittim. Şey için gittim bu arada AVM'ye. Biliyorsunuz ki süslerim inatla gelmedi. İnatla süslerimi getirmediler. Sebebini bilmiyorum o süslerimin neden gelmediğini. Ben de gittim 3-5 tane bir şey aldım. Her şey ateş pahası olmuş. İnternetten bir şeyler almak çok daha uygun fiyatlı. Size yemin ediyorum çok pahalı. Her şey çok 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 pahalı. Gereksiz pahalı ama. Ah, Ütahya'ya gerçekten Starbucks açılmış. Ütahya'ya gerçekten Starbucks açılmış. Onun hakkında ne düşünüyorsun? Artık Ütahya'ya medeniyet geldi. Artık Ütahya'ya geldi o medeniyet. Artık bize de geldi medeniyet. Hadi bakalım bundan sonra kim nasıl Ütahya'ya köy diyecek? Ha? Nasıl diyeceksiniz? Size 1000 kere sordum ve 1000 kere dediniz ki Pelin biz kabul ediyoruz, kesinlikle birlikte girelim, kesinlikle yeni yılımızı birlikte kutlayalım. Çünkü tekrardan söylüyorum efendim, ben 2017 yılından beri yayın açıyorum. 2018'e beraber girdik, 2019'a beraber girdik, 2020'ye beraber girdik. 2021'e de şimdi birlikte girmeyi tercih ettiniz. Onu da birlikte girmeyi tercih ettiniz. Benden günah gitti. Bu arada Allah'ım o kadar güzel olacak ki. O kadar güzel olacak. Tekrardan söyleyeyim efendim, yılbaşı günü O Ses Haramiler yapıyoruz kendi aramızda, kendi ekibimizle beraber. O Ses Haramiler var. O Ses Haramilerin üzerine gece 12'den sonra, yılbaşına girdikten sonra da efendim Vampir Köylü oynayacağız. Ben modlayacağım. Ben moderatörü olacağım. Nasıl? Muhteşem. Kesinlikle muhteşem. Dün oyunu öğrensinler diye bir kere oynattım. Yemin ediyorum ki ben gülmekten ağlıyordum en son. Alp Bey hoş geldiniz. Ocak ayında başlayacak olan formatımıza hazır mısınız ha? İnşallah hazırsınızdır Alp Bey. Vallahi Alp hakkı ben. Öyle güzel bir format yapıyoruz ki. Yani hakikaten yani tam bir şey esintisi. Nasıl söyleyeyim size? Hulki Cevizoğlu'yla ceviz kabuğu. Bak muhteşem muhteşem. O zaman bir şey ufak ufak başlayalım mı? Yoksa bitmez çünkü daha ağacı bile açmadım ben. Ağacı falan da açacağız. Yastık kılıfı seçeceğiz. Yastık kılıfı seçeceğiz beraber. Bir dörtlü setim var. Evet. Hay abladım bak bunların hepsi çok iyi. Şimdi bir dörtlü setim var. Bir bunlar var bak, bu böyle geyikli. İki tane de şöyle kareli. Bir de bunun kırmızısı var. Bir bu dörtlü set var. Bunu ya aşağı koyacağım işte ya da şeye, yani belli değil henüz. Siz seçeceksiniz. Bu bir numaralı set. Bak bu bir numaralı set. Tamam mı? Mehmet. Anket aç oğlum. Anket aç. Ya çok salaksınız. Nasıl? Yılbaşında da bunu takacağım. Ama bunun bir de gözlüğü var. Gözlüğü şu an gösteriyorum. O yılbaşı. Artık o yılbaşına. O yılbaşına artık. Benim bu sene başıma gelen... Benim başıma çok güzel şeyler geldi yani. Ben bu sene dediğim gibi 2020 herkesin felaketi olurken benim güzel bir yılım oldu. Mesela 2017 yılı falan, 2018 yılı o kadar kötü bir yıl değildi. Ama millet için çok iyi geçmişti. Benim için de onlar çok kötü geçmişti. Ya bir şey söyleyeceğim ben. Ben aşırı tatlı oldum bu yayın. Şu an çok sinir bozucu. Gerçekten şey diye konuşasın falan gibi. Ya bakar mısınız cacına? Sevgilimle tanıştım. Bir saniye. Ben bilmem kaç yıldır yalnızım. Bu senede yalnızım diyen var. Hadi bakayım. Zaten yalnızdım.
Allah kahretsin, bu yıl da yani Metelik'e kurşun attı yani. Ya sağlık olsun ya. Sağlık olsun. Ne oldu Cay? Beni mutlu eden tek şey erkek arkadaşım. Ay ne güzel ya. Şimdi şöyle bir şey var. Allah erkek arkadaş, kız arkadaş konusunda özellikle. Çoğunlukla insanlarda şey oluyor. Sevmemelerine rağmen ya sevdikleri için devam ettirme. Ama böyle mutlu değiller yani, anladın mı? Mutlu değiller, ortak hiçbir şeyleri yok. Ne bileyim işte, konuştukları hiçbir şey yok. Sohbet ettikleri hiçbir şey yok. O yüzden bence şey çok güzel yani. Ne güzel bak, seni anlayan ya da seni mutlu eden bir erkek arkadaşın olması ne kadar güzel. Mesela ben bugün Batuhan'a rüşvet teklif ettim. Bak rüşvet teklif ettim. Gittim Batuhan'a. McDonald's'tan menü aldım. Sırf bu yayına gelsin, benim yanımda dursun diye. Batuhan ne dedi? Saç dayım çok kötü, pilinç, ben gelmeyeyim dedi. Mesela beni çok mutlu ederdi o saçlarıyla gelseydi ama gelmedi. Bu yastık kılıfı aşırı güzelmiş lan. Ben bunu normalde de kullansam. Aa güzel oldu. Ben beğendim. Güzel olmadı mı? Arkadaşlar bu benim gerçek boyum değil, şu anda eğildim. Sahnelerim üstüne döndü. O yazdıklarınızı... Ha taçtan doğru, bu nasıl var? Bak şu abidik gubidik sinler bile o kadar pahalı ki. Allah kahretsin ya. Çok iyiyim. Devam ettiriyorum seni. Mutlu bir planım var şu anda. Bak şu an geldi. Bu müthiş fikir, müthiş zeka bir anda geldi. Doğru. İşte şöyle koltuğumuzu kısmına da parlak olsun. Biraz şöyle Banu Alkan gibi gözükelim. Bak hatta istersem şey de yapabilirim. Dur bekle. Müthiş. Ben yeni yıl yayınına hazırım. Evet, öncelikle çok sevgili jüri üyelerim, nasılsınız bugün? Yine çok büyük müzik üstadlarıyla toplandık. Biliyorsunuz ki o ses haramiler özel yapıyoruz. Çağatay beni güldürme. Yes Pendalım, sizler nasılsınız? Sana sormadık, jüriye sorduk. Ben gözükmüyorsun bile. Atis. Sen gözükmüyorsun bile. Tamam tamam. Efendim biliyorsunuz ki Türkiye'nin ve dünyanın en çok bildiği 3 tane jüri üyesini bugün buraya topladık. Çok sevgili Batuhan Tutuk. Hakkı, Hakkı, Şiki Sen Ses. Evet. Ve çok sevgili İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer. Yani değil. Kocaeli arabalardan sorumlu devlet bakanımız Tunç Bey de bugün bizlerle beraber efendim. Nasılsınız? Efendim, nasılsın sevgili jüri üyelerim? Öncelikle sizlerle bir konuşmak istiyorum. At gibiyiz çok şükür. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Ben de at gibi hissediyorum kendimi. Çok teşekkür ediyorum. Maşallah. Ay, Allah bozulsun. Kendimi çok açık hissediyorum ben. Yeni seslere çok açım. İnanıyorum ki dünyanın yeni parlayan yıldızını bulacağız. Yani şöyle söyleyeyim. Melek gibi sesler. Zaten hepsi önümde şu anda çiçek gibi dizilmiş durumda. Hakikaten görmeniz lazım. Yani mükemmel. Hele ki bir tanesi var ki görmeniz lazım, gerek kostümü. O baştaki değil mi? Evet. Gerek kostümü, gerek bugüne verdiği özeni. Yani birazdan kendisi bir süper kahraman olarak katılacak programımıza. Heyecan gerçekten dorukta. Efendim bugünün olayı nedir? Bugünün olayı nedir anlatalım. Bugün yılı bir kapatıp açacağız hep beraber. Ne yapacağız? Çok sevgili gördüğünüz gibi aşağıda 3 tane jüri üyem var. Belli başlı sesleri dinleyecekler. İsteseler de istemeseler de o seslerden bir tanesi kendilerini seçecek. Herkesin 3 kişilik takım kontenjanı var. Tekrardan söylüyorum. İsteseler de istemeseler de onların takımına girecek ve siz yani gecenin sonunda... Yani şöyle mi oluyor ya? Ben mesela istemiyorum birini ama o beni istiyor. Zorla evet. Dahi bu. Zorla. Evet. Kesinlikle. Anladım. Yani evet. Zorla güzellik oluyor. Kesinlikle. Tamam. Zorla güzellik yapacağız bugün Batuhan Bey. Teşekkürler. Olur. Ve efendim gecenin sonunda kazanan takımı Batuhan Bey'in takımı mı, Hakkı Bey'in takımı mı yoksa Tunç Bey'in takımı mı kazanacak? Siz çok sevgili çetimiz oylarınızla karar vereceksiniz. Evet, o zaman efendim eğer ki hazırsanız ben şöyle bir full ekranımızı bir gösterip yarışmacılarımızı da herkese tanıtmak istiyorum. Şu fecaatle bir konuşmak istiyorum.
Zor ama maskeler var. Merhabalar sevgili Mersin Man. Nasılsınız? Şu anda önümü göremiyorum, iyiyim. Heyecanlıyım, elim ayağım titriyor. Beklesin beni jüriler. Bugün bir fark yaratacağını düşünüyor musun Mehmet? Bugün çok farklar yaratacağım. 2020'ye bir iz bırakarak 2021'e geçeceğim. Ne gibi bir iz sesimle, olacak bu? Sesimle jüri üyelerini etkileyeceğimi düşünüyorum. Bu iz nasıl olacak? Yani bu izi göreceksiniz diyelim. Görebileceğiz geri yani. Geri görmek değil, şahit olacaksınız. Tahmin ettiğin gibi küçük çocukların tuvalete giderken bıraktığınız olmaz o. Yok o değil. Yani bence öyle bir şey olacak ama. Hayır, Mehmet'im tutmayı biliyor. Mehmet'im tutmayı biliyor. O zaman ikinci yarışmacımızla bir konuşalım efendim. Koronavirüs aşısı vurulduktan sonra sevgili Kıvanç Tatlıtuğ aramızda. Hoş geldiniz bu gece. Bu gece bize zurna çalacak mısın? Evet, zurna çalacağım, flüt çalacağım. Efendime söyleyeyim, ne üfleyeceğim, ne üfleyeceğim. Müthiş, harika. Baran Bey, önceki... Güzel, espri de yapabiliyor. Evet, çok efendi, çok efendi. Ben bayıldım kendisine. Şu ekibin içerisinde bu adamın ne işi var? İnsan 10 kere soruyor kendi kendisine. Baran Bey, bugün jürilerimizi nasıl etkilemeyi planlıyorsunuz? Bugün jürilerimizi şöyle etkileyeceğim efendim. Şimdi Allah herkese ses vermiş ama herkese nefes vermemiş. Doğru. Bu yüzden öncelikle ağırlıklı olarak si bemol notalı bir şarkı çalmayı düşünüyorum çok ben. Çok güzel, çok güzel. Umarım yerine ulaşır verdiğim mesaj. Onun dışında şu anda önümde kendime rakip olarak görebileceğim kimse yok. Bir tek Mehmet'im kendisinin maskesinden korkuyorum. Mert tamamen tırs. Ama bir şey diyeceğim. Yani. Yayından önce senden korkuyorum demişti. Ben ona açıklık getirmek istiyorum. Yani efendim kameranın karşısında yaptığınız çeşitli hareketler açıkçası beni bir tık ürküttü. Onu tehdit edildiniz mi Bilal Bey tarafından hiç Baran Bey? Yani evime bir takım mektuplar, efendime söyleyeyim kesik at kafası olsun. Baran yayın sonunda. Ve evet. İnşallah. Evet, at kafası kesen 31 alt tire müzik üstadı Bilal'le beraberiz. Kardeşim ona biz Bilal Fa desek daha iyi olur. Bilal Fa Bey, Bilal Fa Bey öncelikle hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Hoş buldum. Çok iyiyim. Bayağı iyiyim. Bakalım bugün için çok hazırlık yaptık. Evet, göreceğiz. Görüyorum. Ne kadar şıksınız bu arada. Teşekkür ederim. O sizin güzelliğiniz. Mesela ne? Şey... Yani çok teşekkür. Mesela sizi şey yüzünden... Arkadaşı sünnet ettireceğiz ya. Bundan önce bir geldi şarkı söyleyecek. Bilal Bey, Bilal Bey. Bugün jürilerimizi nasıl etkilemeyi düşünüyorsunuz? Ne yaparak etkileyeceksiniz? Bir sürpriziniz ben var mı bugün için? Ben sesimle değil de danslarımla etkilemeyi düşünüyorum. Ooo, dans mı var? Müthiş. Yani bir dakika. Bir si bemol verir misin? Hayır, ben şu anda veremem. Bunu bir alalım, sonra bir alalım. Bir bırak. Çok ufak, bir si'sini en azından. Şimdi dans olarak mı sesle beraber mi? Ses, hayır sadece ses. Dans ses. Ses. Yok, dans kısmını saklı. Saklayalım, evet doğru. Çalan aa, olur. Dur, ben şarkımı unuttum. Sadece şunu, si demeni istiyorum. Si, do, re, mi. Buradan. Herkes. Çok kötü. Böyle bir şey bilmiyordum ya. Evet, pek şeker, pek tatlı birisi şimdi. Ama ne yapıyorsun sen orada? Ben... Dilan Hanım. Bana diyorlar bana. Ne yapıyorsun? İyi misin sen? Ben mi? Niye bu kadar çocuk? Ben normalde kötü mü davranıyorum sana Dilan, lütfen? Geçmişte yaşananlar... geçmişte yaşananlar geçmişte kaldı Dilan. Dilan bize dün gece... Çok hummalı bir şekilde bu arada bu ortamı yaratabilmek için hep birlikte çok fazla çalıştık. Dilan dün gece sağ olsun içimizi açıcı. O kadar çok video açtı ki... Yani Batuhan Bey, elinizi yanlış tarafa yapıyorsunuz öncelikle. Bu tarafınızda kimse yok, onu size söyleyeyim. Kimse yok mu? Hayır yok. Orada Mehmet var. Ama onun da sağ solu belli değil yani, haberin olsun. Dilan Hanım sağ olsun dün bize çok fazla destek oldu gerçekten. Evet, evet. Dilan Hanım. Ha o zaman ben buradan hakkı... Neyse o olmaz, altımda. Sarkıtmak lazım abi onu. Dilan Hanım, bugün jürimize nasıl bir şarkı söyleyeceksiniz? Biraz daha slow bir şarkı mı söyleyeceksiniz? Biraz daha slow bir şarkı mı söyleyeceksiniz jürimize? Yoksa hareketli bir şarkıyla mı eşlik edeceksiniz? Ne yapacaksınız? Evet. Evet, teşekkürler. Ben teşekkürler. Ben çok heyecanlıyım. Senden başlamadı, biz sabahtan beri konuşuyoruz. Kulaklar gitmiş. Dilan Hanım, eğer yayınınızın sesi açıksa lütfen kapatın. Teşekkürler. Bugün... O açıkmış, ondan beni 10 kere duyuyor işte. Ben bugün size kız çocuğu şarkısını söyleyeceğim. Biraz aslında daha bir şiir duygulu. Sanırım bu. Hı-hı. Evet, evet, evet efendim. Duygusal bir şarkı. Peki özellikle şuradan böyle jüri üyelerimize baktığınızda özellikle ya ben ille de bu takımda olmak istiyorum dediğiniz birisi var mı? Yok. Evet. Yok. Al bunu. Al bunu. Al bunu. Tam olarak. İşte tam olarak beklediğim şey bu efendim. Şimdiden başarılar diliyor ve ortadaki
Adama geçiyorum. Evet. Enes Bey. Sesini aç. Sesinizi açalım. Merhaba arkadaşlar. Şimdi öncelikle bir şöyle düzelteyim. Çok yakıştı. Saygılı çocuk, sevdim. Şimdi bak bak görüyorsun saygılı hemen çıktı. Efendi efendi. Şimdi sevgili jüri sevgili jürilerim. Konuşma. Jüri deyince niye güldün? Affet. Ben güzel bir hazırlık yaptım sizler için ancak şöyle bir fikrim var. Acaba bugün slow mu söylesem yoksa hareketli mi söylesem bilmiyorum. Slow söylesem bu sefer bir an sevmeyecek. Ama ikisinin arası yapsam acaba çok daha iyi bir şey çıkar mı? İsterseniz remix yapın. İsterseniz karışık yapın. Yarısını hareketli söyle. Muazzam bir fikir. Ben de onu düşündüm sevgili jüri üyeleri. Yani öyle içinden geçecek. Hadi bakalım içinden. Herkesin abi, buradaki herkesin içinden geçecek misiniz Enes Bey? Geçiyor lan. Şimdi daha biraz da yavaş geçtim teşekkürler. Olur. Arkadaşlar ayıp olur. Sonra hani biz buradan çıktıktan sonra sıkıntı olur. Doğru. O da onlara sıkıntı mı olur? Yani, size mi sıkıntı olur? Peki. Yalnız bak bu beni çok rahatsız eder. Bana sıkıntı olur. Sanıyorum ki geri kalan jüri arkadaşlarım da rahatsız ediyordur. Böyle şeylere burada katiyen izin vermiyoruz. Etmiyor. Burada biri tehdit edilecekse biz. Yani çıkışta birini dövüyorduk. Topuna sıkıldı. Yok estağfurullah estağfurullah. Evet. Harun Bey öncelikle nasılsınız? Kendinizden biraz bahseder misiniz bizlere? Bugün yarışmaya çok iyi hazırlandım. Kendinizden bahsedin çok dedim ama yani. Yeteneğimi konuşmak istiyorsun. Tamam peki yeteneğinizi konuşalım Harun Bey. Bugün yarışmaya çok iyi hazırlandım. Rakiplere bakıyorum. Maskeli adam, klarnet adam, Fos. Mersin Manolo mu? Yon adam var, Fos. Konuşamayan adam. Sonra... Lise mezuniyeti adam var. Yapar Fos aldı mı? Bugün net bir şekilde ben alırım. Harun Bey'in, bugün Harun Bey'in borusu burada ötecek diyebilir miyiz? Ne borusu? Kanalizasyon boruları yani. Öyle. Onlar ötecek. Hazal Hanım. Hazal Hanım. Nihayet Allah. Kim koşarak kaçtı? Tunca Hanım. Tunca Hanım koşarak kaçtı. Teşekkür ediyoruz. Hazal Hanım öncelikle gül yüzünüzü gördüğümüz için eminim ki ben ve yüz binlerce insan şu anda çok mutludur diye tahmin ediyorum. Nasılsınız? Evet. İyi misiniz? İyiyim. Ben bugün slow bir şarkı söyleyeceğim. Evet. İnsanların kulaklarında sağlık sorununa yol açacağımı düşünüyorum. İyi mi yoksa kötü mü emin değilim. Gelecek yani. Dert senden gelsin Hazal'ım. Gelecek çile senden gelsin. Evet. Kimse bir şey demez. Kimse bir şey söylemez. Ve donan kadın Tunca. Buzdolabı mı oldu? Tunca Hanım ne kadar... Bu arada Tunca bugün... Tunca neredesin Tunca? Tunca Hanım bugün Vahe Kılıç Arslan olarak aramızda gördüğünüz gibi kendisi. Kendisi doğmuş taklidi yapıyor. Ona birazdan döneriz. Hemen bir... Evet ekibimizin efendim güzide insanı gerek saçları gerek kravatı gerek şapkasıyla müthiş gözüküyor tek kelimeyle. Yanlış yere gelmiş bu ya. Çağatay Bey merhabalar. Hepinize jürimize öncelikle olmak üzere herkese merhaba. Eyvallah canım. Çağatay Bey, evet. Bugün biliyorum ki siz bir Karadenizlisiniz. Bugün bir Karadeniz parçası sizden duyar mıyız? Yoksa daha popüler kültürün kölesi köpeği olmuş bir insan olarak. Popüler kültürden mi bir şey söylersiniz? Ne yapacaksınız? Kesinlikle. Popüler kültürden... Evet. Yani konuşamıyorum bile artık. O kadar yani. Evet, evet. Buyurun çıkartalım. Popüler, evet. Hala konuşamıyorum. Evet, belli ki popüler kültürden evet. Bir şey söyleyip genel kitleye hitap etmeye çalışacak. Evet, evet, bol bol evet. İşemeli, sıçmalı, saçma sapan şaka. Müthiş, müthiş. Dolu dolu, peki, gani ben gani. Ben sana özel bir soru sormak istiyorum. Sorun. Bana pisuvarın kelime tanımını yapar mısın? Ayakta hacet görmelik yer. Tamam, bu arkadaşı cezalandırırız. Tamam, bu. Bu mu? Sayın jüri, o bahsettiğiniz şeyi ben yapmadım. Tuvaletten çıkarken sağ üstteki arkadaşı gördüm ben. Onun yapmış olma ihtimali çok yüksek. Sağ üstteki arkadaş. Abiniz olsun. En sağ üstte papyonlu arkadaş. Bilal Bey mi? Bilal Bey mi? Yok, ben de hep Bilal'i gördüm içerideydi. Ben tuvalete gitmedim. Evet efendim gece... Evet efendim inşallah inşallah gecenin sonunda pisuvara yapan kim bunu da hep birlikte çözeceğiz.